Dostlar, Disney Plus'tan sürpriz bir Marvel filmi geldi. Yine de buna tam film demek doğru olmaz. Çünkü sinema kalitesinde bir kısa film dersek daha tutarlı oluruz. 53 dakikalık süresiyle hızla ilerleyen kaliteli bir iş var karşımızda. Werewolf by Midnight, yeni liderlerini seçmek için bir av turnuvası düzenleyen bir grup avcının içine sızmış olan masum bir adamın tehlikeli kurtarma operasyonunu konu alıyor. Gösterdiğimiz sahnelerden ve fragmanlardan da anladığınız gibi bu film siyah beyaz. Estetik olarak klasik Marvel formülünün dışında ve daha çok 1940'ların kültleşmiş canavar filmlerine benziyor. Bu stil filmimizi uzun süredir izlediğimiz en distinktif yapıma çeviriyor. Kamera canlı ve iyi kompozisyonlarla ana karakterlerimizin dünyalarını kısa ve net bir şekilde anlatıyor. Diyaloglar ve senaryo en iyisi olmasa da yine de oldukça iyiydi. Bizi her zaman hikayede tuttu. Filmimizin tonu Marvel'ın normal yapımlarına göre karanlık. Her ne kadar bir iki kere dandik espriler gelse de kanlı bir aksiyon ve korku unsurları bizi karşılıyor ve donuk anları bize unutturuyor. Biz bu farklılığa bayıldık. Sadece olsun diye değil, hikayeye ve konsepte hizmet etsin diye yapılmışlar. Aksiyon sahnelerinin de iyi koreograflanmış ve iyi çekildiğini de söyleyelim. Kanlı, hızlı, acımasız ve gerektiğinde seyircinin hayal gücüne güvenen bir aksiyona sahip bu film. Müziklerde de atıf yaptıkları dönem filmlerine benziyor. Müzikler demişken, bu yapımın yönetmeninden de bahsetmemiz lazım. Michael Giacchino. Eğer videolarımızı takip ediyorsanız bu ismi daha önce sık sık kullandığımızı fark edenler olabilir. Fakat bir yönetmen olarak değil. Michael Giacchino şu anki Hollywood'da çalışan en iyi kompozörlerden biri. The Batman, İnanılmaz Aile ve Spider-Man üçlemesinin müziklerini yapmış ve her seferinde aykırı bir sesi kaliteli ve tematik bir anlatımla sunmuş bir adam bu. Kendisinin Marvel'da ilk yönetmenliği olan bu iş, Michael'ın yönetmenlik konusunda becerisini ortaya koymuş durumda. Ton olarak benzer olan Blade filminin yönetmeni de projeden ayrılmışken Michael Giacchino bu film için iyi bir aday olabilir. Werewolf basit ve anlaşılır ama gergin hikayesi, kaliteli aksiyonu ve farklı, vizyoner bir film yapımı ile sadece Marvel'ın Phase 4'teki en iyi yapımlarından biri değil, aynı zamanda 2022'nin izlemesi en kolay ve en keyifli yapımlarından oluyor. İzlemediyseniz hemen bakın deriz. Siz Werewolf by Midnight hakkında ne düşünüyorsunuz? İzlediniz mi? Gelin yorumlarda buluşalım. Görüşürüz dostlar.